Cem Küçük, Amsterdam Paris Treni ve İstihbaratın Önemi Casusluk romanlarının en iyilerinden İngiliz yazar John Lee Care istihbari çalışmanın önemini A Most Wanted Man'de tercümesi Aranan Adam'da ama Türkçe'ye insan hava olarak çevrildi. Çok iyi anlatır. Alman istihbaratının başındaki Günter Bahman, yasa dışı yollarla Hamburg'a giren İsa Karpov'u izlemeye alır. İsa'ya büyük bir miras kalmıştır. Bir diğer karakter Abdullah ise Hamburg'da İslami yardım kuruluşlarına bağışlanan paraları organize eder. Bahmın İsa'nın parasını Abdullah'ın hangi kuruluşlara vereceğini beklemektedir. Çünkü elindeki listedeki bir yardım kuruluşu terörist bir grubun paravan şirketidir. Beklediği olur İsa'dan Abdullah'a oradan da en büyüğe ulaşmaya çalışır. Ama Amerikan istihbaratı BND içindeki adamlarını ve Hamburg istasyon şefini devreye sokar ve Abdullah'ı gözaltına alır. Çok çarpıcı bir kitap ve daha sonra film olan insan avı izleme, gözetlemenin iyi yapıldığında hangi felaketlerin önüne geçildiğinin altını çiziyor. Ne var ki Avrupa 3 gün önce gerçek hayatta bu kadar başarılı olamadı. Amsterdam Paris treninde faslı bir saldırgan elindeki Kalashnikov'la ateş etmek isterken 3 Amerikalı yolcu tarafından etkisiz hale getirildi. Trendeki saldırıya döneceğiz. Önce 2 ay öncesine bir dönelim. 12 Haziran 2015'te Hollanda'da yayın yapan Toro gazetesine bir haber düştü. Habere göre Amsterdam Belediyesi, kentteki Türk ve Faslı göçmenlerin davranış şekillerini belirlemek amacıyla bir çalışma başlatmıştı. Pissy Ops, yani Psikolojik Operasyonlar adlı çalışmaya polis ve Afganistan'daki Hollanda gücünde görev alan özel komando birimi de katılmış, 2012'de başlayan çalışma 2014'te bitmişti. Çalışma denilen bu raporlama aslında Hollanda devletinin bir istihbari faaliyetiydi. Çünkü Türkiye ve Fas kökenli göçmenler çeşitli gruplara ayrılmış ve en savunmasız oldukları yerler ve dışarıdan gelen müdahalelere nasıl tepki verdikleri araştırılmıştı. Araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bunu finanse eden de Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'ydı. Aynı çalışmada Türk ve Faslı göçmenler, 25 ila 40 yaş arası camiye gidenler, küçük çocukları olan göçmen aileler gibi başlıklarla incelendi. Projenin başındaki isim polis baş müfettişi Karolin Dijikistera çalışmayı savundu ve polisin görevlerinden bir de suçu önlemektir dedi. Amsterdam Paris trenindeki saldırıya dönersek. Caroline Dixera ne yazık ki saldırıyı önleyemedi. Saldırıyı gerçekleştiren Ayop El Kazani 26 yaşında faslı bir göçmendi. Hollanda devleti faslılar hakkında çalışma bile yaptığı halde El Kazani'yi fark edemedi. Çünkü Kazani daha önce suça bulaşmamıştı. Üstelik El Kazani'nin Fransız ve İspanyol istihbaratının kayıtlarında olduğu ortaya çıktı. Yani izleniyordu. Suça bulaşmadığı için yakalanmamıştı ama son Amsterdam Paris treninde 3 Amerikalı olmasa toplulu bir katliam yaşanacaktı. Fransız polisi, Fas vatandaşı olan Kazani'nin ilk olarak İspanyol polisi tarafından takibe alındığını söyledi. Fransa'ya geçme ihtimali üzerine Fransız polisine bilgi verilmiş, Kazani hakkında ülkede S tipi fişleme yani ulusal güvenliği tehdit hazırlanmıştı. Fransız polisi Kazani'nin 10 Mayıs 2015'te Germanwings hava yolu şirketiyle Berlin üzerinden İstanbul'a geldiğini ileri sürdü ama bu iddia henüz doğrulanmadı. Hollanda devleti bana göre haklı olarak şüphelendiği herkesi izlemeli. Eğer El Kazan başarılı olsa trende katliam yaşanacaktı. Benzerleri yaşanmaması için de gerekli tedbirler alınmalı. Nitekim Avrupa'nın göbeğinde açık bir istihbarat zaafı yaşandı. Şu an Amerika ve Avrupa saha ajanlarını İki katına çıkardı. Türkiye'de böyle yapmalı. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKPC'ye nefes aldırılmamalıdır. Türk Devleti teröristleri izliyor ve attıkları adımları biliyor. Aldıkları nefesten haberleri var. Amsterdam-Paris treninde yaşananlar gösterdi ki terör örgütü mensuplarını fiziki takip ve tarassut altına almak mecburidir. PKK, DAEŞ, DHKPC'nin yöntemlerini biliyoruz. FETÖ ise Türkiye tarihinin gördüğü en sinsi, en kalleş... ...en tehlikeli terör örgütüdür. Her FETÖ üyesinin peşine adam takacak kadar güvenlik ve istihbarat ajanımız mevcuttur. FETÖ konusunda görev bekleyen yüzlerce emekli özel erkaççı MIT mensubu var. Bunlardan da gerektiğinde yararlanılmalıdır. Çünkü FETÖ'ye karşı fiziki takip ve terassut zorunlu bir haldir. Polis, savcı ve benzeri kılığındaki bu örgütü... ...tıpkı Amerika ve AB'nin kendi hedeflerindeki terör örgütlerine yaptığı gibi adım adım izlemek gerekir. El Kazani benzeri olaylar yaşanmaması için tedbir zorunludur. Amerika ve AB'yi bu konuda alkışlayanlar hiç kendi ülkelerine gelince polis devleti olduk yalanına sarılıyorlar. Onlar yapınca iyi, biz yapınca kötü. Hadi canım hadi. Cem Küçük, Star.